Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaş bilekliği yapacağız. Bu arkadaş bilekliklerinin modası hiçbir zaman geçmiyor. Her zaman çok sevilen bileklikler. Yapımı da ayrıca çok basit. Kendiniz yapabiliyorsunuz. İhtiyacımız olan tek şey bu şekilde ince iplere ihtiyacımız var. 4 farklı renk kullanacağız. İsterseniz 4'ünü aynı renkte kullanabilirsiniz ama 4'ü farklı olduğunda ve birbirine yakın renkler seçtiğinizde çok güzel oluyor. Ama yine hangi renklerde yapmak istiyorsanız o renklerde seçebilirsiniz. Ben bugün pembe rengini kullanacağım. Açık mavi ve koyu mavi, böyle birbirine yakın iki tane ton kullandığımız zaman da çok güzel oluyor. Ve yanlarına da yakışacak bir şekilde beyaz rengini kullanacağım. İpimizin toplam boyutu 2 metre olacak. Böyle hepsini eşit bir şekilde yan yana koyuyorsunuz. Ben videoya başlamadan önce bunu hazırlamıştım. İki ucundan bu şekilde birleştiriyoruz. Eşitlemek açısından. Daha sonra gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra buradan şöyle küçük bir düğüm atıyoruz. Daha sonra bu attığımız düğümü bant yardımıyla bir yere sabitliyoruz ki yaparken kolay yapabilelim. İpimizin bu kısmını bu şekilde, mesela önce hangisini seçelim? En üstte mavi rengini seçelim. Mavi rengini bu şekilde açarak sağ tarafa açık maviyi koyduk. Yine aynı rengi seçiyoruz. Sıralamasını karıştırmamamız gerekiyor. Açık maviyi de alıp bu sefer bunu sağ tarafa doğru atıyorum. Şimdi ikinci rengimi seçiyorum. İkinci rengim beyaz olsun. Bu sefer ikinci sıranın sol tarafına beyaz rengimi koyuyorum. Aynı şekilde ikinci rengin sağ tarafına da beyaz rengi koyuyorum. Bu şekilde ayırdım. Bu sıralamayı düzgün yapmanız en sonunda bilekliğin şeklinin güzel olması açısından çok önemli. Yaparken de aynı şekilde bu sıralamaların hiçbir zaman karışmaması gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu. İlk yaptığınızda sıkıntı çekebileceğiniz tek konu da burası oluyor. Bir zorluğu yok. Sadece sıranın hangisinde olduğunu dikkat etmeniz yeterli. Şimdi örme kısmına geçelim. Evet, şimdi örmeye başlıyorum. İlk olarak bu en başa koyduğumuzu bu şekilde alıyoruz. Şimdi ikinci ile birinciyi kullanacağız. Bu şekilde aldıktan sonra birinci sıradaki olanı, maviyi, alttaki beyazı sabit tutuyorum. Maviyi buradan geçiriyorum ve mavi ipimi yukarı doğru çekerek düğüm atıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kısım bu beyazın, yani altta kalanın bu şekilde dik hareket etmeden tutulması gerektiği. Maviyi sol tarafta olanları bu şekilde geçirdikten sonra bu şekilde yukarı doğru çekerek düğüm atıyoruz. Dikkat etmeniz gereken ikinci şey, iki tane düğüm atıyoruz. Bir tane atıp bırakmıyoruz. Şimdi bu beyazla olan işimiz bitti. İki kere düğüm attık. Bunu bırakıyoruz. Üçüncü ipimiz olana geçiyoruz. Bu sefer bunu dik tutuyoruz. Hareket ettirmiyoruz. Yine bu ilk sıradaki açık mavi ipimizi alttan geçirdim. Yukarı doğru çekerek düğümünü attım. İkinci kez tekrar yapıyorum. Bir süre yaptıktan sonra eliniz çok alışacak ve hiç zorlanmamaya başlayacaksınız. Ben şu an hiç zorlanmıyorum. İkinci düğümümü de attım. Bunu da köşeye bırakıyorum. Sıra geldi sonuncuya. Yine bunu altta tutuyorum. Bunu geçirdim. Birinci düğümümü attım. Düğümlerimizi sıkı atalım. Alttan geçirdim. Yine bu ipimi böyle yaptım. Bunu da bıraktım. Şimdi bu en baştaki mavi ipim bu sefer en sona geldi. İkinci sıradaki olan en üste geldi. Sırası bu şekilde tek 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 atlayarak değişiyor.
Şimdi aynı şeyi burada kullanacağız. Bu sefer sıra sağ tarafa geçiyor. Sağda birinci sıradaki ipimi bu şekilde alıyorum. İkinci sırada beyaz ipim vardı. Bu sefer beyaz ipimi sabit tutuyorum. Ve mavi ipimi alttan bu şekilde geçirdikten sonra yine biraz önce solda yaptığım gibi yukarı doğru düğüm atıyorum. Tekrar aynı şekilde ikinci kez düğümümü attım ve beyaz olan ipimi birinci sıraya bıraktım. Şimdi bunu da attıktan sonra gördüğünüz gibi başlangıçta buralarda olan mavi iplerim bu sefer geldiler ve ortada buluştular. Bu sefer de mavi iplerimi ortada düğüm atıyorum. Yine her zaman yaptığımız gibi iki kere yapıyoruz. Bu birinci düğümümüz. Bu da ikinci düğümümüz. Yapmamız gerekenler bu kadar. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir şekil ortaya çıkmaya başladı. Şu an ilk sıra olduğu için çok belli olmuyor. Birazdan iyice belli olacak. Yaptıklarımız bu kadar basit. Şu an beyazımız birinci sıraya geldi. Yine aynı şekilde sürekli olarak atlata atlata bunları bu şekilde yapıyoruz. Sol tarafı bu şekilde, sağ tarafı yine aynı şekilde. En son ortaya geldiğinde iki tane düğüm atıyoruz ortada. Ve bu şekilde sürekli olarak örerek devam ediyoruz. Boyunu istediğimiz ölçülerde ayarladıktan sonra, istediğimiz kadar ördükten sonra önce şurayı ikiye ayırıyoruz. Daha sonra burayı da üçe ayırıp normal bir örgü şeklinde örerek bitiriyoruz. Bu şekilde. Son olarak da buraları bağladıktan sonra ipleri şu şekilde kesiyoruz. Ve daha sonra açılmaması için de şöyle ufak ufak bu şekilde yakıyoruz. Arkadaş bilekliğimiz hazır. Daha sonra da bu şekilde bunları buradaki deliklerden geçirerek bağlıyoruz ve bu şekilde takıyoruz.